Türkmen cephesi liderleri şehitlerinin ölüm yıl dönümünde Irak Türkmen cephesinden üst düzey bir heyet Irak Türkmen cephesi genel başkanı ve Kerkük milletvekili Erşet Salihi başkanlığında Kerkük'teki mücadeleci şehit Münir Kafili'nin mezarını ziyaret etti. Aynı zamanda bayrak şehidi Ali Haşim Muhtaroğlu ve yol arkadaşı Ahmet Koca'nın Tusurmatu'daki mezarları ziyaret edildi. Heyet şehitlerin ruhuna Fatiha suresi okudu. Irak Türkmen cephesi yetkilileri millet için canlarını vermeye hazır olduklarını belirttiler. Millet için kanlarını döken Irak Türkmen cephesi liderleri, şehitlerinin ölüm yıl dönümünde Irak Türkmen cephesinden üst düzey bir heyet, Irak Türkmen cephesi genel başkanı ve Kerkük milletvekili Erşet Salihi başkanlığında Kerkük'teki mücadeleci şehit Munir Kafili'nin mezarı ziyaret edildi. Aynı zamanda bayrak şehidi Ali Haşim Muhtaroğlu ve yol arkadaşı Ahmet Koca'nın Tuzurmatu'daki mezarları ziyaret edildi. Heyet ilk olarak Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi ve Kerkük İlçe Meclis Başkanı Şehit Munir Kafili'nin Kerkük'teki Türkmen Şehitler Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Heyette Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan, Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü ve Kerkük İl Meclis Üyesi Ali Mehdi yer aldı. Heyet Şehit Munir Kafili'nin mezarı başında ruhuna Fatiha suresi okudu. Ardından Irak Türkmen Cephesi heyeti Türkmen Tuzurmatu ilçesi ziyaret ederek Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Bayrak Şehidi Ali Haşim Muhtaroğlu ve yol arkadaşı Salahattin İl Valisi Başkan Yardımcısı Ahmet Koca'nın mezarını ziyaret etti. İki şehidin mezarı ziyaretinde Irak Türkmen Cephesi Salahattin İl Başkanı Temaşim Muhtaroğlu ve parlamentoda Türkmen Milletvekili Niyaz Mimaroğlu ve Irak Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Nihat Kuşçu hazır bulundu. Türkmenele televizyonda konuşan Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Irak Türkmen Cephesi liderlerinin sistematik olarak düzenlendiğini belirtti. Irak Türkmen Cephesi olarak şehitlerimizin ortasında hiçbir zaman ayrım yapmadı. Ne bölge olarak, ne hangi dava için. Ama aynı zamanda da bir dikkat edersek Irak Türkmen Cephesi'nin özünün de özel şehitleri var iller. Yani bir müessese olarak Irak Türkmen Cephesi neden üst düzeydeki adamları öldürülür? Önceden bunun bu felsefeni bilmemiz lazım. Mesela Yavuz Efendi oğlunu Musul'da öldürdüler. O da mektep temfiriydi cephe. Ondan sonra cephe başkanının yardımcısı, Allah rahmet etsin, Ali Haşim yanında üst düzeyde olan lider kadrosundan olan gene Ahmet Koca ve bütün himayeler oğlanlar. Ondan sonra geldi sıra rahmetli Münir Bey'e, yine de yürütme kurulu üyesi. Buna biraz dikkat etmemiz lazımdı. Niçin Türkmen cephesinin devamlı içinde isterler müşkil olsun, isterler Türkmen cephesini zayıf etsinler. Bu olmadı, ondan sonra başladılar üst düzeyde olan kadirlerini öldürmeye. Buna Türkmen milleti, siyasi partiler, herkes buna idrak etmesi lazımdı. Niçin Irak Türkmen cephesinin üst düzey kadroları öldürülür. Demek ki Irak Türkmen Cephesi bir şeyler gerçekleştirir. Onun neticesinde bu müesseseni istiller silsinler. Bu müessese Türkmen Cephesi silindiği zaman hesap ele Türkmen milleti yoktu. Dikkat edersek şimdi bu son günlerin içinde bir siyaset tatbik olur. Milleti istiller cepheden uzak durursunlar. Çünkü sen milleti uzak durursa o cepheden artık daha o milletin sahibi kalmaz. Salihi aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi'nin şehitler arasında ayrımcılık yapmadığına değinerek şehitlere her zaman saygı ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi. Biz şehitlerimizi takdis ederiz umumen Türkmen şehitlerini. Ama maalesef bazı defa duyuram öyle üst düzeyde olan rahmetli Ali Haşim gibi bir şehidin ya Ahmet Koca'nın ya Münir Bey'in özellikle Ali Bey'in hakkında Cevdet Kazılar çoktu şehitlerimiz. Bunu hiç şey etmez. İndiye kadar o hele belli olmayıp o meselenin. Onu ayrı konuşacağız. Ama bir baktığımız zaman bir şehidimizin hakkında bir tane bir su kelime kullanmış olursa çok ayıptı. Biz indiye kadar bunu kullanmamışız. Arkadaşlar gelin, bütün Türkmen toplumuna diyorum, gelsinler Irak Türkmen Cephesi'nin siyasi müesselerine girsinler. Gelin girin siyasi tutuklular ve şehit ailelerin derneğine, bakın kimlerin fotoğrafları orada var. Bakın bez cephenin şehitlerinin fotoğrafı var. Yoksa herhangi bir Türkman harada şehit olupsa, harada öldürülüpse, harada Kadir'den katledilipse
Biz onu Muazzez Mukarrem fotoğrafını koymuşuz. Hizb-i Da'voğlu, Meclis-i Alaoğlu, Bedir oğlu ne olursa olsun onun bakmamışız bir şeyine. Yeter ki bizim için Türkmandı. Duz Hurmatı da, Emirli de bu bölgede çok kaybetti, çok verdi. Tilafer bir gün ne cevap verdi? Bir gün burada çok verdi ve vermeye de devam eder. Buna dikkat etmemiz lazımdı. İndiye kadar hala meçhul olan öldürülenlerimiz var. İndiye kadar hala belli olmayan, cephenin içinde üst düzeyde olan basın ofisinde çalışan Cevdet Kazıoğlu'nun indiye kadar masiri bile meçhuldü. Peki bu kargaşanın içinde, bu kargaşanın nişi ile geldiğimiz Cevdet Kazıoğlu'nu içimizden aldığımız. Demek ki gene de cephe hedefti. Öte yandan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan, Türkmenlere ve Irak Türkmen Cephesi'ne yönelik düzenlenen komplolara yönelik konuştu. Bugün biz bunların şimdilerimizin mezarı başındayız. Eminim ki bir kıyamet var, bir adli ilahi var. Bu şehitlerimizin hapsının Allah subhanehu ve teala öldürülenlerden intikam alacak ve hakkımız alacak. Aynı zamanda biz milletimize söz verip inşallah bu yoldan cari kalmarız, bu yolun üzerinde devam ederiz. Duz bir kazaydı. İndiye kadar en az 1800 şehit verdi. Ve inanmıyorum bütün Irak'ta bir kaza müstevasında bu kadar şehidi var. Hapsı da İrhab üzümü. Bu istihdaf boştan gelmeyip, bugün Duz'da istihdaf var, bugün Çarşı'da var, Tillahfer'de var. İstihdafın amacı, biz de biliriz, en büyük amacı siyasi amaçtır. Bizi bu coğrafyadan silmektir. Çünkü planlar hapsi bizim bölgemiz üzerinde. Biz dikkat edelim, gelecekte oyunlar daha büyüktür. Bu gelecek aylarda, gelecek illerde oyunlar üzerine daha büyüktü. Bu şehitlerin fidakarlığından örnek alarak, misal alarak biz de o mukavemeyden, o tasaddiden o projelerin öcünde durmak mecburiyetindeyiz. Türkmen bu bölgede zayıf düşse, Türkmen bu bölgede taviz verse, Irak parçalanır, bu coğrafya, Orta Doğu coğrafyası parçalanır. Zaten bunlar da hedef olundular, şehit oldular. Çünkü o projelerin önünde durmuşlar. Biz de inşallah bu yola devam ederek o projelerin önünde durmuşuz. Koymarık Irak parçalansın, koymarık Türkmen il coğrafyası parçalansın. Ve dikkat etsin milletin bu son günlerde bazı tarafler ellerinden geldiği vesaireleri kullanırlar bizi parçalamaya bölmek. Hizbi bölmek, mezhebi bölmek, münafıkı bölmek. Bunlara fırsat vermeyelim. Bu şehitlerin kanı hatırı için bunlara fırsat vermeyelim. Irak Türkmen Cephesi Salahattin İl Başkanı Hitam Haşim Muhtaroğlu, Şehit Ali Haşim Muhtaroğlu'nun mezarını ziyaret eden Irak Türkmen Cephesi heyetini karşılamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ali Haşim'in ruhu şad olsun. Bir gün mücadele arkadaşlar geldiler mezar üstüne. Yani gerçekten biz aile diye çok sevindik. Hiçbir vakit unutulmur özü arkadaşları. Bu neye delalet eder? Irak Türkmen cephesinde çalışan insanlarımız, vefalı insan, milleti seven insan. Bir nokta daha var, ona da ben istirhamdayım. Bu iki gün, üç gün içinde evvel o eleme vermedik. Biz her zaman Irak Türkmen cephesi biz taviz veririk milletimiz hatırı için. 4-5 yıldır bizim üstümüze çok iftiralar atındı. O taraflarda iyi bildik, iyi teşhis etmişik ama üsküt olmuşuk millet hatırı için. Ama şehide tecavüz olmak buna sükut olunmaz. Ona rağmen gene arkadaşların nasihatiden eleme vermedik. Ama bu ilk defa son dolsun. Hiç kimse demesin benim gücüm var. Bizim de gücümüz var. Evvel Allah sonra milletten biz gücümüzü almışız. İnan millete bilintirsek millet düşer canlarına. Rica ederim fazaiyemizden bu konuşmamı tam çıkartsın. Çünkü şehit bizim için mukaddes bir şeydi. Özellikle bizim Ali Haşim 10 yıl Ali Haşim milletin içindeydi. Ali Haşim olay olmadı Duz'da Ali Haşim olmasın. O kimseler indi 2014'ten bu yıza sahada gezirler. İnanın Duz'un hüdüdüne ulaşabilmezdiler. İnanın fatihalarına gelebilmezdiler. Kırmazlar şehitlerimizi, sövmezler şehitlerimizi, tecavüz etmezler şehitlerimizi. Eğer isterse de biz de onların yolundayız. Ve ikinci şey, beni koydu, indiye kimin taviz verdim, üsküt oldum, Ali Haşim'in ruhu. Çünkü her vakit Ali Haşim, diğer kadı yok, millet hatırı için verin, tenazül verin millet hatırı için. Millet bölünmesin. Bizim düşüncemiz budur. Biz kadıya sahabiyiz. Başkası kadıya sahabi diyor ki, 100 bin kere Ali Haşim, özüden düşen arkadaşlarının ruhu
şad olsun ve Allah affetsin özlerini, makamlar cennet olsun. Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ve Irak Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Nihat Kuşçu yaptıkları konuşmalarında şehitlerin yolunda yürülmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Bir gün 4. sene münasebetiyle bizim özellikle şehit Ali Haşim Muhtaroğlu ve Ahmet Koca ve başkaları ve tüm şehitler tuzhurmata bu mezarlıkta ve tüm Türkmenliğin şehitlerini ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Herkes bilir ne şekil Türkmenler hedefe geçti. Bernamec neydi, mukattat neydi Türkmen hakkında ve devamlıydı da bir güne kadar. İTC durdu. Yani İTC'de herkes de bilir İTC'de Türkmen eylinin ve Türkmenlerin özel bir avukatıdır. Onun için bu adres, bu unvan hebele yüce kalacak. Bir büyük bir çatı olacak Türkmen eylide ve Türkmenlerin başında. Bu temiz kanların üzüyle bizler ayağa durduk. Ve bu kanlar da hiç unutulmaz. Her zaman dile gelir. Ve güzel altın parlak safhalarda tarihimize girdiler bunlar. Herkes emin olsun. Bunların yolundayız ve devamlıyız. Ve sistemimizde elimizdedi. Ve milliyetçiliğimizde ve Türkmençiliğimizde ve Irakçılığımızda elimizdedi. Herkes emin olsun. Bu yolda şehit olan tüm şehitlerimize bu yola devam. Türkmen milletinin hakkını kazanma yoluna devam. Ve biz de aynı yolda, aynı uğurda kan dökmeye hazır olduğumuzu söz veriyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun.